Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Güzel son Allah'tan korkanlar içindir. En güzel salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ve onun mübarek ehli beytinin ve ashabının üzerine olsun inşallah. Merhaba sevgili kardeşlerim. Celcülteye derslerimize yine kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Allah'ın selamı, bereketi, şifası hepinizin üzerine olsun inşallah. Bugün sizlere hayal kurma dediğimiz hayal aleminden biraz bahsedeceğim. Çünkü hayal etmek, görünmeyen alemdeki unsurları görünen aleme niyetlenmek gibi bir şey. Hayal aslında gerçektir. Hayal diye bir şey yoktur. İnsan zihninden geçen her şey bir noktadan sonra varlık alemine yansır. Tabi bu kabiliyete bağlı. Her insanda farklı farklı deneyimleri arz eder. Şimdi eğer bir konuya, bir hadiseye gireceksek bu konuda hayalimiz, niyetimiz nasıl olmalı, ne yapmalıyız? Bunlar hakkında sırasıyla bilgiler inşallah sizlerle paylaşacağım. Ve sizlerle inşallah ilerleyen derslerde daha enteresan konulardan bahsedeceğim. Belki hiçbir yerde duymadığınız konular. Fakat vakti gelmediği için bazı şeyleri şimdi anlatmanın faydadan ziyade zarar vereceği düşüncesiyle o yüzden bahsetmiyorum. Çünkü uygulamalar herkesin yapabileceği, kaldırabileceği uygulamalar değil. O yüzden eğitim şart. Eğitim almadan hiçbir şeye girişmemek lazım. Safi olmak lazım. Öncelikle bir işe başlarken doğru niyet etmek gerekir. Niyetimiz doğru olmalı. Doğru istek yapmak, neden istediğini bilmeniz lazım. Öncelikle niyet kardeşlerim. Yani niye, neden böyle bir şey istiyorsun? Bunun sana ve evrene, etrafa, insanlığa katkısı nedir? İsteğinin gerekliliği konusunda emin misin? Kararınızı net olarak belirlemeniz lazım niyetinizde. İstediğiniz noktasındaki kararı tam ve net vermeniz lazım. Ne istediğinizden, ne için istediğinizden emin olmalısınız. Bu zihninizin sağa sola git gel yapıp yalpalamasını engeller. Niyet ettim Allah rızası için dediğinizde nasıl ki artık olay bitmiştir, o namaz Allah için olmuştur, aynen o kararlılık ve tam imanla niyet edin. Samimi olarak niyet edin. Çünkü Allah kalplere bakar. Niyetler, ameller niyetlere göredir. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi. Niyetiniz sağlam olursa, o niyet hasıl olmasa bile, o niyetiniz olmuş gibi alemde yerini alır. Burada vesvese yapılmaz. Araya şüphe sokulmaz. Bunu sesli söyleyin kardeşim. Bu niyetinizi tekrar edin. Mutlaka niyetinizi kısık bir sesle, kendiniz kulaklarınız duyacak şekilde sesli söyleyin. İçinizdeki o primitif otorite saçmalama deyip size engel olmak isteyecektir. Pas geçmeyin ve sesli söyleyin. Bu çok önemli. Karar verirken belirleyici unsur bütünün, yani insanlığın, alemin hayrına olsun. Halk için yapılan faydalı işler sizi efendi yapar. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kavmin efendisi ona hizmet edendir. Alacağınız kararlar sadece şahsınız için değil, bütünü kuşatmalı. Bütünün için, bütüne doğru bir faydalı hayal kurun. Melekler ve peygamberler, hatta Allah bu duanıza amin desin. Size tebessüm etsin Rabbül Alemin. Böylece sınırlanmazsınız. Yeryüzü geniş, gökler buradan da daha geniş, alem daha geniş. Önce küçük niyetler belirleyin, az ama devamlı olan. Zaten ibadetin de
önemli olanı az ama sürekli olanıdır. Unutmayın, maneviyat milim milim ilerler. Acele etmeyin. Tüm hücrelerinize, benliğinize sinsin, adeta kök salsın o kutlu niyetiniz. 23 yılda Kur'an-ı Kerim vahyediliyor Efendimiz Aleyhisselam'a. Ve sahabi o Kur'an'ı Efendimiz Aleyhisselam'a vahyedilirken adım adım 23 yılda hazmede hazmede ayetleri okuyorlar ve yaşıyorlar. İşte o yüzden dinlediklerinizi önce yaşayarak hazmetmeniz lazım kardeşlerim. Önce küçük niyetler belirleyin. Dediğim gibi az ama devamlı olsun. O niyet içinde fani olun ve ahiret kapsamlı gerçek hayaller olsun. Yani ebediyete hasıl olacak hayalleriniz olsun. Sadece bu dünyayla sınırlamayın. Bu dünya zaten geçiyor, bitiyor. Ömür denen sermaye bitiyor. O ömür denen sermayeyi iyi kullanmak lazım. Allah size 24 altın verecek, karşılığında bir altın istiyor. O bir altında karşılığında size 24 tane altın vereyim diyor. Allah ile ticaret noktasına bakın. Allah bizimle ticaret yapıyor. İşte buradaki 24 altın dediğim 24 saat. Yani gün içerisindeki 24 saattir. Bunun 23'ünü verin, ben size bir altın verin, 23'ünü size vereyim diyor. Ve 24'e tamamlayayım diyor. Bu nedir biliyor musunuz? 24 saat içerisindeki 5 vakit namazdır kardeşlerim. 5 vakit namaz 1 saat hükmünde yer alıyor. Toplasanız yavaş yavaş zaten tadil erkan içinde kılsanız, namazınızı eda etseniz bu sizin günde 1 saatinizi alır. Ve 1 saatlik namaz ile günün 24 saati namazla meşgul olmuş gibi geçer. İşte o zaman çalışmak da ibadettir hükmü yerini bulmuş olur. Budur çalışmakta ibadet diyenler bunu böyle bilsin. Namaz yok, niyaz yok, Allah'a kulluk yok, çalışmak ibadet olmaz, sen kendine çalışıyorsun. Allah'ın senin zaten ibadetine de ihtiyacı yok. Senin namazın kulluğunun vazifesidir, şükrün kulluğunun vazifesidir. Evet, ikinci adım ise niyetten sonra duanın, yani duan kabul olmuş gibi yaşamak lazım. Yani ben dua ettim, bu Allah tarafından kabul edildi, bunu bilin. Kesinlikle kabul edildi. Fakat neticesini beklersiniz, o dua dualıktan çıkar. Bu duanız gerçekleştiğinde nasıl yaşardınız bunu hissedin. Seher vaktinde açık gökyüzüne bakın ve bu hissi gözlerinizle semaya yayın. Denizde yüzerken bu hissi denize dağıtın. Toprağa basarken o külli duanızı toprağa sunun ve yemeğinizi yerken ona da bu enerjiyi, dua enerjisini yükleyin. Sakının, sakının, sakının. Kişilerle, kişilerin has daireleriyle ilgili egoya ait hayallerden sakının. İnsanların rızası dışında, onların haberi olmadan, iyi niyetle bile hayal kurmayın, başkası için bile. Onların haber olmadan. Allah'tan her zaman hayırlısını isteyin ve başlangıç sürecinde kendinizle ilgilenin. Başkaları hakkında hayal kurmak etik olarak doğru değil zaten. O kişi beni sevsin, benimle evlensin vesaire vesaire. Hayır, bu böyle olmamalı. Tüm açık yürekliğimle söylüyorum ki kişilerin rızası olmadan onlar hakkında kurulan, onların has dairesiyle ilgili kurulan hayallerin faturası çok ağır bir şekilde ödetilir, bunu bilin. Evrenin bu konuda kesin hükümleri vardır. Saygı ilkesi ihlal edilerek özgür iradeye müdahale eden hayaller evrene tohum olarak ekilirse hayali kuran kişi büyük bir hüsrana düşer. Bu yasa negatif işler. Çünkü hayalinle o kişinin iradesini etkilemiş oluyorsun. Dokunulmaz sahaya adım attın. Zaten bu noktada dua sadece ve sadece rızayı ilahi için, bütün hayrı adına yapılmalı. Gerçek niyet ilimdir, marifettir. Aydınlanmak, doğunun tabiriyle nirvana'ya,
makam-ı safiyeye ulaşmaktır gerçek ilim. Üçüncü adımımız ise ne olmalı? Tam iman et. Tam iman etmiş olacaksın. Olabilirliğine inan bunun. Yaptığın niyetinin olacağına inanmalısın önce. Kendin inanmalısın. Gerçekleşmesini istediğiniz şeyin zaten verildiğini, ancak tam farkında olmadığınız için göremediğinizi anımsayın. Görmeye çalışın. Küçük küçük işaretlerle kendisini size inanın gösterecektir. Bu süreçte her kare önemli. Her fısıltı, her tanışma, her okuma, her dinleme size duanızın sonucunu gösteren yol işaretleridir. Kendinizi o filmin içinde görün. Asla dışında görmeyin. Filmin içinde görün, ayrıntılara, detaylara, elçilere karşı son derece uyanık olun. Dördüncü adım ise sonuca değil, sürece odaklanmalısın. Biz bir şey isterken sürekli hemen sonucunun oluşmasını istiyoruz. Hemen olsun istediğimiz. Halbuki olan oluyor aslında. Allah duanıza cevap veriyor. Olanda da olmayanda da hayır vardır diye bir söz var, biliyorsunuz. Bu söz zannediyorum, şu an bilemiyorum. Ayette mi geçiyordu, hadiste mi, şu an hatırlayamıyorum. Kusura bakmayın ama olanda da hayır, olmayanda da hayır var. Eğer istediğiniz şey olmuyorsa o siz için olmadığı için daha hayırlıdır. Daha hayırlısını Allah verecektir. Bu noktadan bakın her şeye. Evet, denge nedir? Yaptığın işten lezzet almak. Hayatının doğasını yaşamaktır. Duanızın sonucuna, beklediğiniz tarzda olacağına çok odaklanırsanız, ona daha çok engel olmuş olursunuz. Hazreti Mevlana, tohumu gördün diyor, bekle. Sürekli açıp bakma, tohumu çürütürsün. Evet, tohumu toprağa attın, ikiye bir toprağı açarsan ne olur? O tohum kendi içinde olgunlaşmaz ve hava aldıkça, ışık, oksijen gördükçe çürümeye başlar. O yüzden niyetinizi ekin ve sonucun en hayırlısı ile verildiğini bilip bu rahatlıkla ve eminlikte olun. Karar en güzel şekilde verilmiştir Cenab-ı Hak tarafından. Net ama hafif ve yumuşak bir şekilde odaklanın. Kahve taşımak gibi, hani böyle dökmeden. Sadece kahveye odaklanırsanız o zaman fincanı taşır dökersiniz. Kahveye bakmaz da sadece karşıya yönelirseniz yine dökersiniz. O zaman nasıl bakalım derseniz, işte size yanıt. Kahveye bakarken karşıya da bakın. Aynı anda her ikisini de görün. Odağınızı genişletin. İkisini birden görebilirsiniz. Bakışınız kahveden teğet geçip direkt karşıya da yönelsin. Gün içinde bu çalışmayı şu şekilde uygulayabilirsiniz. Özellikle şehirde yaşayanlar için çok güzel bir yöntemdir bu. Bütüncül bakış. Bakın, bütüncül. Her şeye nazar etme. Yürüdüğünüz yola tabii bakın. Yolda yürüyorsunuz, buna doğal olarak bakın etrafa. Ancak sadece yola değil, gözünüzün diğer ucuyla gökyüzüne de bakın. Araçlara bakın, ancak ağaçları da görün. Kedileri de görün. O kuşları da görün, hissedin. Orada bir gökyüzünün, bir ağacın da olduğunu fark ederek yaşayın şehrinizde. Beşinci adım ise hak ettiğini bil ve onay ver. Gerçekten bunu hak ediyor musun? Bunu bilmen lazım. Sonra da onay vermen lazım. Bu çalışmaları yapmaya başladıysanız hak ettiniz ki başlayabildiniz demektir. Bunu bilin. Başlamak yolu yaralamaktır. Sonuç ise yuvaya ulaşmak. Kendinize olumlu telkinler uygulayın. Onaylama cümleniz geleceğe yönelik değil, şimdiye yönelik, anlık olsun. Daima olumlu cümleleri dile getirin. Olmasını istemediğiniz değil, olmasını istediğiniz durumları dile getirin. Olumsuzlukları silin kafanızdan, beyninizden, zihninizden, bilincinizden. O isteğin şu an hayatınızın içinde olduğunu hayal edin ve bunun hissini dile getirin ve yaşayın kardeşlerim. Olumsuz duygular içindeyken 3 hal yaşanır. Kendinizi
kötü hissedecek görüntüler görmeye başlarsınız. Karamsar şekilde kendinizle konuşursunuz, içten bir sorular sormaya başlarsınız ve dolayısıyla da kendinizi bundan dolayı sürekli kötü hissedersiniz. Bu gibi durumlarda hemen kendinizi yakalayın, farkında olun. Düştüğünüz düşünce çukuruna düştüğünüz anda uyanın yani. Farkına varın bunun. Ona gerçekten uyanmak için de izleyin önce. Nasıl da saçmaladığınızı, yerlerde süründüğünüzü, saçma sapan fikirler içerisinde olduğunuzu tam da bunun içine girerek farkına varın. Fark ettiğiniz an giremeyeceksiniz. Çünkü artık uyandınız. Ve yakaladım deyin. Ve onunla artık eğlenmeye başlayın, mutlu olun. Basitçe hemen o anda zihni, şeytanı yakalamış oluyorsunuz. İşte ölmeden önce uyanmanın da bir yolu bu. Olumsuz görüntüleri de zihninizden değiştirin. Hemen o anda gökyüzüne bakın ve derin nefes alın. İnanın gökyüzüne bakmak insanı rahatlatır. Bir de denize bakmak rahatlatır insanı. Bunu sık sık yapabiliyorsanız yapın gün içerisinde. Gökyüzüne bakın. Önce diyaframınıza, sonra ciğerlerinize o tertemiz havayı çekin. İyice doldurun ve hızlıca ağzınızdan ses çıkararak isteyin. Bundan nefes alın, burnunuzdan nefes alın ve ses çıkararak nefesinizi ağzınızdan verin. Şeklinde olacak şekilde. Bunu hissedin yalnız. İçinizi tamamen boşaltın. Gökyüzünün resmiyle doldurun. Gökyüzü olun. Tüm o karamsar tablonun üstüne gökyüzünü yapıştırın ve sema o düğümleri çözsün. Allah Resulü Aleyhisselam sıkıldığı zamanlarda gökyüzüne bakar, vahyin gelmesini beklerdi. Semavi alem sıfır sayısı gibi yutan elemandır. Trilyon çarpı sıfır eşittir sıfır. Tüm düğümler semaya bakmak ile Allah'ın izniyle çözülür. Bakarken bu tefekkür içerisinde olursanız tabii ki. Boş boş bakmak değil. Olumsuz sesleri değiştirin. Olumsuz iç sesler yükseldiğinde hemen deniz dalgası, rüzgar, yağmur, çocukların sesleri veya nefesinizin sesini dinleyin. Allah'ın sizi Hay ismiyle diriltip, Kayyum ismiyle hayatınızı devam ettiren Esma-ül Hüsna'nın tefekkürünü her nefes alış ve verişinizde bunu hissederek tefekkür edin. Nefesi aldınız, veremeseniz hayat biter. Verdiniz, alamadınız, hayat biter. Bunu dinleyin. Evet. Tıkanık alanlarınızı dua ile şifalandırın. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bütün Esma-ül Hüsna'sı yaratılmışların üzerinde nur olarak bize yansımakta, tecelli etmektedir. Doğadaki sesler, kokular, renkler ve görüntüler meleklerin birer dansıdır. Bu dansa siz de katılın. Bundan geri durmayın. Kuş seslerini duyun ki irade kuşu olan hüdhüdünüz bir daha bu tür karanlıklarda kaybolmasın. Evet, dans, mans diyoruz. Yani bunu bazıları yanlış algılayabiliyor. Tabii ki dans. Yani insanın yani o sevinçle dönmesi. Her şey bir şeyin etrafında döner. Olumsuz duyguları etkisiz hale getirin. Olumsuz duygu bedenin bir yerlerinde tepki oluşturur. Ve tepki bir müddet sonra Allah muhafaza farklı hastalıklar olarak tezahür eder. Bedene karşı duyarlı olun ve duygunun nerede yoğunlaştığını fark etmeye çalışın. Bir parça zeytinyağı veya doğal herhangi bir yağ ile o bölgeyi Allah'ın Şafi ismiyle ovalayın, ovcalayın, masaj yapın. Bedeni salıverin, bakalım ne yapmak istiyor. Bedeni serbest bırakın, bakalım o duyguyu nasıl atacak. Bedene kendisini yaşamaya izin verin. Zihninizi bedenin üstünden çekin. Ve elleriniz duygunun yoğunlaştığı o bölgeye gitsin. Belli bir duruş pozisyonu alacak ve orada ses çıkarmak isteyeceksiniz. Evet, bunu namazdaki secde halinde bulacaksınız
veya yamulmuş göreceksiniz kendinizi. İzin verin, beden bu girdaptan tamamen çözülsün. Bedenin de ruhun da şifasıdır namaz. Fizyolojinizi değiştirin, beslenmenize dikkat edin. Özellikle bir süre size tavsiyem arınma için et yemeyin. Evrenin size sunduklarını köklerinden koparmak, onun hayatına son vermeye kalkışmak yerine dallarından yiyin. Hayatı bu şekilde bitki ve hayvanlarla paylaşın. Hay olan hayatı paylaşın. Onun canını değil, size rahmaniyetle sunduklarını alın. Tavuğu yemek yerine size sunduğu yumurtasını yiyin. İneği yemek yerine size sunduğu sütünü yiyin. Ağacı kesmek yerine ondan taşan ve size sunulan meyvelerini yiyin. Şimdi bana et yemeyelim mi diye soracaksınız. Değil, bu değil, ama bir müddet bir de böyle hareket edin. Hayvansal gıdalardan bir müddet uzak durun. Bedenin hayvani bir takım enerjilerden boşalması, temizlenmesi bir nevi riyazat bu. Yemekleri buharda hafifçe pişirin. Bunu yapmamızdaki sebep sizler daha iyi biliyorsunuzdur. Sebzelerin içindeki vitaminin özünün bozulmaması için ve kan grubunuza göre beslenin. Çalışmalarınızda gül kokusu sürün. Burun deliklerinize bilhassa. Hatta şu burnun hemen üst kısmına sürebilirsiniz. Gerçek gül yağı. Ve çalışma alanınızın hep yaptığınız çalışmaları aynı mekanda olmasına özen gösterin. Çünkü orada belli bir atmosfer oluşacak. Son olarak da şunu hatırlatıyorum. İmgelerinizi mutlaka bütünün en yüksek iyiliği adına yapın. Yani Allah adına yapın. İyilik adına, hayır namına yapın. Başkalarının aleyhine olan kendi bencil çıkarlarınız için kullanırsanız bumerang etkisi yaşarsınız. O size düşündüğünüz geriye gelir kardeşlerim. Hedefler gerçekleşmeden önce değiştirilebilir. Zira artık sizin için eski cazibesini yitirmiş olabilir. Bu gibi durumlarda ısrarcı olmak yerine yeni okyanuslara yelken açın. Bu düşünceleri, kötü düşünceleri bir kenara bırakın. Güzel düşüncelerle ruhunuzu, zihninizi, bedeninizi bu enerjiyle doldurun. Yeni niyetlere odaklanabilir, yeni esma denizlerinde yüzebilirsiniz ve selam. Bundan sonraki dersimize inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Bunu özellikle istiyorum. Kusuruma bakmayın. Aslında bunu isterken utanıyorum. Çünkü kanalımız bazı aktiviteleri durduruldu. Yani kanal büyük olmuş olsa bu kadar etki yapmayacak. Gereksiz bazı politikalar uygulanıyor. Bu politikalardan dolayı da YouTube'un kendi yayın politikaları bazı kısıtlamalar oluyor. Videonuz çok yere ulaşamayabiliyor. Bu noktada sizlerden ricam, kanala abone olun, paylaşın. İnşallah paylaşmak da hayra vesile olmak gibi olacaktır. Tekrar özür dilerim böyle bir şey sizlerden talep ettiğim için. Hepinizi tekrar Allah'a emanet ediyorum. Selamette kalın sevgili kardeşlerim.